Tak yarışanlarım, video yaşayacağım. Bugün 21 günün sonunda League of Legends'a giriş yaptım ve hemen video çekmeye koyuldum. Şu günlerde karşınıza tak 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 diye hem bayram sebebiyle hem de ben tatilde olacağım için düzenli video gelecek karşınıza. Düzenli video dediğim zaman düzenli video geliyor. Bir zaman sonra arada berede şöyle şeyler olabiliyor. Dönemsel zamansal bir sıkıntılarımız oluyor. Ancak bu videoyu görüyorsanız akabinde peş peşine 4-5 video daha geleceğinin haberini sizlere vereyim. Bayramda memleketim olan Alanya'ya gideceğim. Ailemle, sevdiklerimle vakit geçireceğim. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Ve benim sürekli yaptığım bir şey, telefondaki not defterine her gün aklıma bir fikir geldiği zaman videoyu çekeceksem de çekmeyeceksem de yazarım köşeye. Günün birinde video çekmeyi koyduğum zaman aklımda kalsın ki unutmayayım. Kafada birisi olduğum için de çok güzel 5-6 tane ana videosu gelecek karşınıza. Artık çekebildiğim kadarını çekeceğim. 6 tane gelirse çok güzel olur. İlk anımız okulda ifşalandım anısı. Şöyle bir bilgi vereyim. Zaten okulda hala hazırda benim YouTuber olduğum, yani içerik ürettiğim, yayın açtım vesaire biliniyordu. Öğretmen olarak çektiğim Reels'larla iyice popülerleştik. Okulun müdürüne kadar herkes bizi "aa Can işte bu, böyle bir hoca" diyebiliyordu. Ancak insanlar benim sadece kısa videolarımı izliyor sanıyordum. Ta ki işte benim öğretmen odası videolarım vesaire önceki videolarımda bahsettiğim konular diğer öğretmenlerin de kulağına gitmiş. Bunu beklemiyordum. Çünkü LOL videosu, tamam ben anlatıyorum da, LOL videosunu açıp izlemişler gerçekten. O yaştaki insanlara League of Legends öğretmiş olduk, en azından böyle bir faydamız var diyelim. Tabii ki videolarda kötü amaçlı bir şey demiyorum ve de onları kötü gösterecek bir şey demiyorum. Sadece kendi gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Mesela bir öğretmenim hakkında şey demiş, biraz dominant bir kişiliğe sahip birisi demişim. Bana laf arasında işte tabii ki seviyor beni, çok değer veriyorum ben de o öğretmenime, demek ki öyle Can falan gibi şakasından şeyler söyledi bana. Şaşırdım. Yani daha da değerli hissettim. League of Legends videosu izlemiş oluyor bir yandan. Muhabbetin oraya gelebileceğini nasıl tahmin ettiler ya da birisi mi söyledi öğrencilerden, yani herhangi birisi mi hocaya söyledi, hiç emin değilim. Bundan sonra şunu yapma kararı verdim. Staj yaptım şu ana kadar, iki tane okul olduğu için anıları ikiye bölüp hangi okuldaysa o olay, o okuldan bahsedip anlatacağım. Çünkü konu farklı yerlere gidiyor. Yanlış anlaşılmaya da taviz vermek istemiyorum ki anlattığım şeyler zaten olan herkesin başına gelebilecek. Yani en azından öğretmen olanlar için söyleyeyim. Ve bunları da birinci ağızdan sizlere anlatmaya çalışacağım. O kadar günün sonu söyle girince de bir heyecanlandı chatim. Yani hak verin. Oyun kötü olabilir. Kötü oyun sergileyebiliriz. Bazen böyle olur deyip geçin. İnşallah İnşallah keseceksiniz kardeşim. Olsun, belki de ben kardeşimizden çok fazla şey bekledim. Hemen kuvvet kitabımızı da alalım, şöyle gidelim. Ya bu ifşalanma olayı, ben iki okulumu da okul müdürüyle konuştum. Birinci okulda okul içerisinde işte ana anlattığım video oldu ama bu okuldaki kadar popülarite olmadı. Çünkü öğrenciler o kadar çok fazla vakit geçirmiyordum ve okul saati, girdiğim sınıfların sürekli farklılığı ve ilk başta şu düşüncedeydim. Okuldaki insanlar benim içerik ürettiğimi bilmemeli düşüncesindeydim. Ya illaki beni tanıyan insanlar çıkıyor. Tanıyan insanlar olduğu zaman da işte şey diyorum, işte herkese söyleme, arkadaşlarımla konuş sadece falan filan gibi şeyler diyordum. Benim stajyer öğretmenim biliyordu sadece benim içerik ürettiğimi, YouTube yayın açtım vesaire. Bir de öğrencilerden birkaçı. Ancak benim çektiğim herhangi bir Reels artık nasıl bir algoritmaysa tüm okulun karşısına çıkıyor. Artık işte birisi bir arkadaşını atıyor, biri bir arkadaşını atıyor. Ondan sonra o okulda olan herkesin karşısına çıkıyor, Aydın'da yaşayan. Yani Instagram'ın gazabına uğradık diyelim. Hem YouTube için de aynısı oluyor. Mesela adamın League of Legends'la hiçbir alakası yok. Ama benim Instagram'daki bir videomu izlediği zaman YouTube'da da o video ona öneriliyor. Yani böyle enteresan bir durum var. İlkokuldaki yakalanma olayımız böyle oldu. Dikkat etsem de, çünkü şu kaygıdaydım. Memur biriysen ki şu an stajyer öğretmen olduğum için rahat rahat video çekip gelir elde edebiliyorum. Stajdan herhangi bir para kazanmıyorum ben. Ama memur olsaydım bu bir sıkıntı olurdu. Ben de işte o dönem yasaları daha yeni tam öğrenmeye başlıyordum. Madem staj yapıyorum, yanından gelir elde etmemde bir sonuç, üniversite öğrencisiyim sonuçta. Yani birinci staj okulumda dikkat etsem de ikinci okulda biraz daha fazla hype'landık. Kanka burada bizim round 2'miz var. Siz bir geliversenize şuraya çetin. Bu arada kartuşu güzel buff'lar gelmişti. En son buff videosu çekmiştik. Sonrasında herkes oynamaya başlamış. Herkes oynarken biz oynamamaya başladık kartusu. O da manidar bir olay. Uf, çok güzel oldu bu ya. Vallahi özlemişim kartusu oynamayı. Kanka puşta işte ne tribe giriyorsun. Puşta base'ini at. Kimo, seni kesmemiz lazım. Nasıl keseceğiz ama? Kimo'yu nasıl keseceğiz?
Aynen öyle, mantara bastık ama yakalamış. Yakalayamadık. Tam içim oyu var ya. Aa, burada durdu. Lan Timo, ne adamsın ya. Kanka kaçsan kaçardın da hata yaptın biraz ya. Orayı kendi puşasın kardeşimiz. Biz de Fiddle zaten boss side'di. Hemen blue side'e girelim. Yani işletim yeni okulda artık hem hocaların %99'u tarafından hem de öğrencilerin %99 tarafından biliniyoruz. Zaten önceden biraz bahsetmiştim, işte öğrenciler yanına yürüyor, sürekli muhabbet etmeye çalışıyoruz, konuşuyoruz. Boş vaktimiz olmuyor gibi bir şey zaten. E tabii ki bunun da sonuçları oluyor. Bu arada hani ifşa olduk, tamam, öğretmenler bizim okul hakkında konuştuğumuzu öğrendi, duydu, dinledi ama zaten kötü bir şey diyecek bir insan değilim. Akıl var, mantık var. Bir öğretmen hakkında kötü bir şey diyebilir miyim yani? Vücuda illaki birinin karşısına çıkabilir. Tabii ki kötü bir şey demedim. Sadece kendi düşüncelerimi söyledim. E okulda şu da var, her okulda var. Yani bu pek değişmeyen bir olay. Öğretmenliği sevmeden öğretmenlik yapan öğretmen de var. Çok severek yapan öğretmen de var. Ve ben hissettiğim şeyleri söylüyorum. Hissettiğim şeyleri söylemekten de hiçbir zaman çekinmem. Yani ucu birine zarar verecekse sadece. O Q'yu kaçırmasak iyiydi ya. Yaşlanmışız biraz. Ama sadece ucu birine dokunulacaksa söylediğim şeyden çekilirim. Ki zararından çok faydasını gördüm bu durumun. Şöyle çok manidar bir anlatacağım sizlere. Normalde benim derse girdiğim sınıflar 6, 8. Bu iki aralıktaki sınıflara giriyorum. Ancak yakın zamanda 7. sınıflardan beni izleyen, yani Januski'yi tanıyıp sürekli takip eden, League of Legends'ta Januski'yi tanıyan tayfadan birkaç kişi varmış. Hocalarından çok rica etmişler, hocam ne olur bizim dersimize gelsin, bize de Türkçe anlatsın gibisinden. O hoca da kırmamış, benim staj hocam değil ama okuldaki bir Türkçe öğretmeni. İşte rica etti benden, Can gelip dersi anlatabilir misin bir saat? Tamam hocam dedim. Gelirim, bir sınıfına girdim. Teneffüs bir bitti ama çocukları bir gör ya, nasıl seviyorlar beni. Nasıl saygı duyuyorlar. Hayatımda işlediğim en iyi derslerden birisiydi. Çünkü sınıf almaya hazır, böyle bekliyor. Yani ellerinde olsa ayakta, hazır ol da bekleyecekler. Hem dersi çok seviyorlar hem sürekli derse katılıyorlar. Soru soruyorlar. Pasif olan hiç kimse yok. Herkes çok heyecanlı. Ben de heyecanlanıyorum öyle bir sınıf olunca. Kanka buraya bir daha gank attı. Gel. Gel. Yani o sınıfa ders anlatımım çok güzeldi. E tabi yedilerden bir sınıf öyle derse girince bir sınıf daha istemiş, hocam bizim de sınıfımıza girsin gibisinden. Yani öyle bir enteresan öğretmenlik yapmış olduk. Çok da yaşanan ya da yaşayabileceğim bir şey değil bence benim de eğitim öğrenim hayatımda. O kötü oldu. Buraya var mı bir ki? Bir daha alsak belki keserdik de. O zaman burayı ben halledeceğim ya. Biraz Triyard'a bağlama vakti geldi herhalde. Hemen R'ye bastık. Şuradan ikil geldi zaten. Öldü öldü rahat da. Keşke şey olsaydı. Arastığımız olsaydı da iki kill gelseydi. Neyse olsun. Burada Fiddle'ı keseriz ya. Herhalde topa doğru yürümez oradan. Aynen öyle. Gel sen şöyle tak diye. Aynen. De 600 gold mu geldin kanka, sen ne diyorsun? Tatlı oldu. Lolü hem Triard oynamayı özlemişim hem YouTube'da sizle sohbet muhabbet etmeyi özlemişim. Çetin bu arada videolar seri seri geleceği için, ana sayfanıza çıkması için videoyu beğenin. Abone olun. Bir de videoyu sonuna kadar izleyen ilk tayfaya saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan buraya fışıldıktan sonra hemen anımıza devam edelim. Yani diyeceğim o ki, bunu illaki öğretmenlik nezdinde düşünmemek lazım. Bir insan yaptığı işi sevmiyorsa ve ben bunu görüyorsam o insanı eleştiririm abi. Yani niye o işi yapıyor diye. Bu A okulu B okulu çok da değişmez. Hatta aynı şekilde herhangi bir mesleki aklınıza gelebilecek. Doktor olsun, doktorluğu sevmiyorsa, doktorluk yaparken nefret duyuyorsa o insanı da eleştirebilirim. Yani bunu öğretmenlik nezdinde farklı değerlendirmeye gerek yok. Çünkü ben bir yandan da içerik üreticisiyim, YouTuber kategorisine değerlendirilebilirim. Burada da işini kötü yapanlar var. Ben ne yapıyorum? Görmemek için işte bu sayfayı bana önerme. İzlemiyorum, desteklemiyorum diyorum ve işin içinden çıkıyorum. Ama hem o öğretmene zarar vermeye çalışmıyorum. Bir şekilde artık kendi kararını kendisi vermiş. Eğer çocuklara kötülük yapmıyorsa, ki işini sevmeyerek yapıyorsa biraz da kötülük yapmış oluyor ama en azından benim yapabileceğim bir şey yok. Bunu gördüğüm zaman da söylemek benim en doğal hakkım. Çünkü düşüncelerimi, duygularımı size aktarmaya çalışıyorum bu mecrada bir şekilde. Herkesin elde edebileceği deneyimler değil, benim elde edebileceğim deneyimler ya da sizin daha farklı deneyimleriniz olacak. Bir şekilde insan insana ne katarsa o kadar iyi. Lucian kill de gelecek buradan. Fiddle'a yaklaşsın bir. Adamsın Fiddle. Biliyordum Q'yle bozmaya geleceğini.
Ama bir yavaş koşuyoruz ya da Fiddle mı hızlı koşuyor ya? Bir de genelde insanlar şöyle düşünür. Mesela benim müdürüm var değil mi? Aa burada mı lan Fiddle? Vallahi buradaymış. Benim müdürüm var. Müdürümün bana kötülük yapacağını ya da benim hakkımda iyi düşünmeyeceğini, benim yaptığım işi yadırgayacağını. Alma kankam. Bart mainler niye böyle ya? Mesela bu okuldaki müdürüm biliyor işte Can video çekiyor aa falan filan muhabbeti döndü. Aa ne kadar güzel ya benim çocuk da oynuyor. Hatta müdür yardımcısı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şey demişti işte onun bir yakını beni tanıyormuş. Bir ara onların dersine de gir gibi bir şey dedi. Mesela eğitimde böyle çok iyi insanlar da var. İlla ki kötü, karamsar, öğrencilere böyle bakan insanlar yok. Çoğunluğu iyi. Benim şu ana kadar gördüğüm okullarda bu var. Ama ben işte birazcık şeyden bahsettiğim zaman işte bazı öğretmenler şöyle hareketler yapıyor dediğim zaman hemen at, sanki ip üstündeler gibi ya da onların ipini çekiyormuşum gibi. Nasıl böyle bir şey dersin tribine girenler de oluyor. İnsanlar duygularıyla belli ediyor bunları zaten. Ama genel olarak okulumu da seviyorum. Okulumda beraber bir şey öğrendiğim insanları da çok seviyorum. Hepsi bana tecrübe. İyi öğretmen tecrübe, kötü öğretmen tecrübe. Bana göre iyi kötü sonuçta. Kararı ben vermiyorum onların iyi ya da kötü öğretmen olmasında. Hemen Rabadon'umuzu aldık. Buradan bir de nerede bizim pot mot bir şey vardı ya. Ha, bu. Oyunu da unutmuşuz biraz. Mesela genelde çünkü 50 yaşındaki insana boomer gözüyle bakıyor artık insanlar. Ama seninle aynı düşünce yapısına sahip olabilen ya da öyle olmasa bile seni anlayabilen insanlarla da karşılaşıyorsun. Bu çok değerli bir şey. Çünkü biz kendimizden 5-6 yaş küçük biriyle bile zar zor anlaşıyoruz. İşte Z kuşağı diyor. Tamam biz de Z kuşağıyız. Ama böyle bir o arayı yakalayamıyoruz. Dinledikleri müzikler farklı. İzledikleri diziler, filmler farklı oluyor. Cringe diyoruz mesela. Ama bazen şunu anlamak lazım. Dönemde Lost söz ver. İşte gözlerin yeşilini özledim vesaireler vardı. E şu an günümüzde daha önce bunları dinlememiş insanlara dinlesen ya bu ne lan kek oymuşsunuz siz falan der. Ama değildi o dönemde. Belki de çakal vesaire ileride bu durumda olur. İşte belli bir yaşın altındakiler dinlediği zaman normal karşılayacaksak onlar için öyle olabilir. Ya da şu durumda vardı ama bir yandan mesela 63 sayılı arsız bela gibi adamlar da vardı. Onları dinleyen bir tayfa da vardı. Onlara keko diyorduk mesela zamanında. Ya bu keko ya diyorduk. Bu ne oğlum böyle şey mi olur diyorduk. Acaba yine mi öyle bir şey var emin değilim. Ama günümüz Türkçe rapini beğenmiyorum. Ağır bir old school bir rap dinleyicisi olarak. Kanka siz niye böyle oldunuz ya? En çok özlediğim şeylerden birisi de konuşurken kötü League of Legends oynamak. Ama tadı da öyle oluyor şimdi. Çok fazla sorulan sorulardan birinin cevabını vereyim. Çok fazla bu sorunun cevabını veriyorum ama yine sorulmaya devam ediyor. Öğretmenlik mi yapacağım? Yayınlardan mı devam edeceğim? Nasıl ilerleyecek? Yani bu işin cevabı tam olarak yok. Benim isteklerim var. Bir de olacak şeyler var. Eğer bir devlet kurumunda öğretmenlik yapacaksam yayınlardan ve YouTube'dan gelir elde etme şansım yok. Çünkü memuriyette dış gelir, yan gelir elde edemem. Ama bir özel okulda çalışacaksam ve bu işi yapmaya devam edeceksem öyle bir şansım var. Ama burada da şu sorun olur mu diye düşünüyorum. İşte hocam ya da velilerden bir şikayet. Ya bu adam oyun videosu çekiyor. Bir de öğretmenlik yapıyor. Çocuklar bu videoları izliyor. Ben evde görüyorum. Derse mesleki anlamda bir sorun yaşamış olurum. Yani etik mi etik değil mi sorunsal yaşamış olurum. Benim için de çok fazla zor bir karar. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne yaparsınız? Tabii ki yaşadığım duygularımı tam olarak anlayamayabilirsiniz ama. E zor. Harbiden velinin biri gelip şey diyebilir. Ya bu adam oyun oynuyor bir de öğretmen. Böyle şey mi olur? Şunu düşünüyorum. İşte veliler benim yaşıtım olacak sonuçta o zamanlar biraz daha. Yani bir yıl sonra. Tam yaşıtım olmayacak da en azından 30 yaşlarda olacaklar. Onlar beni anlayabilir, ben onları anlayabilirim diye düşünüyorum ya. Kararsızım. Yaşayıp göreceğiz. Ama genelde kesin bir sorun yaşayacakmışım gibi geliyor bana. Yani o sorunu bir yaşayacağız. Burada Timo'yu da keseriz ya bence. Hemen ulti bastım bir de şuraya için. Tak. Oy, düşün iyi gördük bu arada.
Ah şu an ultim olsa diyorum sadece. Mantarlara basmayın. Tamam burayı oynarız. Burayı oynarız go. Yardım. Kanka Timo'ya atsan onları. Timo düşecek zaten ama. Olsun yine kestiler ya. Şuna. Ya çetin bir de şu aralar yayında Metin 2 oynuyoruz. Bir yandan C'ye falan basmaya çalışıyorum. MP açayım statülere bakayım diye. Ve elim kolum harbi tutmamaya başlamış. Metin 2 yayında çok eğlenceli oldu. Sıfırdan başladığımız bir seri yaptık. Çok da iyi item kast. İlk defa simya bastık. 9'a kaç kere donlay bastık. İtemleri 9'a basarken ki heyecan, totemler bilmem ne yayınlar çok güzeldi. Bu civarda günlük 12 saatten fazla yayın açtım. Tek pişmanlığım yakında bir yan kanal açmayı düşünüyorum. İşte Janossi'den seçmeciler falan filan gibisinden. Baron'a gelin bu arada. Oraya bu anları atmak istiyorum ya. O Metin 2 başlangıcı atmadığım için çok üzgünüm. Eğer ileride yeni bir Metin 2 server açılırsa yeniden başlarız TR'de. O sefer kesinlikle videoları gelir. Bir de yayın geçmişlerini silmek zorunda kalıyorum. Müzik dinliyoruz sürekli telif atmasın, telif yemeyelim diye. Geldim kanka bu arada. Fil Necati'm var bizde. Oğlum Fil Necati varmış. Adamım LB ya. Adam inanmış. Şimdi Fiddle var geride. Sen ne var? Burayı kestik. Orayı açtık. Ulti attım. Bitirdik diyebilir miyiz oyunu? Jinx olsa biterdi ya. Ama bu tayfayla bitmeyecek herhalde. Şuraya double açtım. Görüş aldım. Biraz geriye çıkmamız gerekecek. Bitmiyor oyun. Oyun bitmiyor. Adamlar çok sağlam tutuyor ya. Oğlum chat'teki muhabbete bak lan. Baran Survivor oynayacak mısın falan. Abi. Ne Survivor ya? Minecraft. Biz de mi oynasak Minecraft? Minecraft oynayalım lan. Bayramdan geleyim. Geldiğim gibi öyle hafif tryhard geri döneceğiz zaten. O arada bir Minecraft oynayabiliriz bu arada. Çocuklara dedim kardeşim ben de geleyim Minecraft diye. Sağ olsun gel diyorlar. Abi bilgisayarda Minecraft yok ki. Olsa vallahi oynardım. Buraya bir ulti attık bir anda. Kendine düştü. Diğerleri de 10 can kaldı. Buradan oyun bitti ya. Heyo. Bütün bence gayet güzel video oldu. Bunun üzerine hemen iki tane daha seri video çekmem lazım. Hatta ikiden fazla bile çekebilirim. Ama bu süreçte şehir dışında olacağım için benim evcil hayvanıma, bademime bakacak bir arkadaş var. Ona evin anahtarını vermem lazım. İlk tane evin dışında işim var. O yüzden araya biraz zaman girecek ama videolar karşınıza tık tık diye gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.